Yapılan yatırımlar, oteller hakikaten yüzümüzü ağartıyor. Son zamanlarda bir de hatırlarsanız 6 ay önce burada bir Afyonkarahisar'da Anzak kültüründen bahsetmiştim. Geçen ay itibariyle dünyaca ünlü Avustralyalı, yani kendi Anzak olan Oscar ödüllü sinema oyuncusu ve yönetmeni Russell Crowe Türkiye'ye bu alanda bir film çekmek için Kültür Bakanımızdan yardım istemişti. Konusu savaşta kaybolan iki oğlunu arayan bir babanın hikayesini anlatmaktadır. Buket Uzuner'in Uzun Beyaz Bulut adlı romanını herhalde şey almışlar ve o iki kaybolan iki evlat sanırım Afyonkarahisar topraklarına düşmüştür. Bunu neden söylüyorum? Hatırlarsanız Çanakkale Savaşı'nda EA-2 adlı denizaltının esirleri Afyonkarahisar'a getirilmiştir. Ve 3,5 yıl burada Taşhan'da, Kölehan'da, Taş Medrese'de ikamet etmişler ve birçok anıları vardır. Ve bunu Savaş Bakanı, Avustralya Savaş Bakanı ve Kültür Bakanı bir proje yapmış. Oradaki torunları dedelerinin yaşadıkları bu topraklara görmek istemektedirler. Bunun için de o günden bugüne 6 aydır biz Avustralya'daki gerçekten Afyonkarahisar sevdalısı bir arkadaşımız var, İbrahim Kazal. Orada o arkadaş çalışmakta. Kasım ayı, yani bu ay itibariyle de Türkiye Kızılay'ı orada şu anda bir çalışma yapıyor. Dünyadaki bütün Kızılayları ve Kızılaşların toplantısı var. Orada Afyonkarahisar'da esir düşmüş Anzak askerlerinin hatıraları, botları, işte ne bıraktılarsa, ellerinde ne varlarsa orada bu sene, yani bu ayda arkadaşlar teşhir edilecek. Bunu niye söylüyorum? Sevgili arkadaşlar, Afyonkarahisar için önemli bir alan turizmin alternatifleri dediğimizde biz Kültür ve Turizm Komisyonu olarak şunu teklif ediyoruz. 2014 bütçesinde eğer Avustralya'ya gidecek bir bütçeye para konursa ve biz orada Kültür Bakanı'yla, Savaş Bakanı'yla bizzat randevular alındı. Hatta o Russell Crowe'la da görüşülecek. Bunları Afyonkarahisar'da hem tanıtım noktasında hem de filmde konu edilmesi için bir gayretimiz vardır. Biz Yüce Meclis'in takdirine sunuyoruz. Biz biliyoruz ki burada harcanan 3-5 kuruş yarın Afyonkarahisar'a döviz olarak geleceği kanaati var. Hepinize saygılar sunuyorum.